keep going my way. You keep rolling. I just got me a cabin. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me. When you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. 'Cause there's no nicer way. My bridge has been crossed. It's over. Tossed my heart and lost. Lose your lover on a simple goodbye. It's over, it's over, it's over. I can't look back. Won't look back. My heart says it's done. It's over, it's over, it's over. But when I see her, and when I'm near her, I feel like it's just begun. Losing, can't look back. Won't look back. My heart says it's done. It's over, it's over, it's over. But when I see, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. When she went walking in the eyes, tarnation, what a show. With a gold dang here and a gosh darn there, heaven's a fancy I do declare. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. With a promenade here and a promenade there, at a square dance, boy, this chick was no square. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. I used to be a gold dang here and a gosh darn there, a do-si-do here and a promenade there. Got my own private county fair, 'cause old MacDonald had a farm, E-I-O. Büyük önderimiz Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen ve Türk yarışçılığının en büyük koşusu olan geleneksel Gazi koşusunun 61.'si az sonra başlayacaktır. İlk kez 1927 senesinde Ulu Önder Atatürk'ün emirleriyle düzenlenmeye başlanan 3 yaşlı Safgan İngiliz taylarına mahsus Gazi koşusunun mesafesi 2400 metre, ikramiyesi 36 milyon liradır.
Türkiye'de uygulanmakta olan at yarışları programında en seçkin yere sahip olan geleneksel gazi koşusu ilk kez koşulduğu 1927 yılında Ali Muhittin Hacı Bekir'in Neriman isimli safkanı tarafından kazanılmıştır. O yıldan bu yana sürekli olarak önemi artan ve yarışçılığımızın en büyük ödüllü klasiği özelliğini de taşıyan gazi koşusu, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında bir kez katılabildikleri ve kazandıkları takdirde o yılın en iyi üçlü İngiliz tayı unvanını elde edebildikleri tek klasiktir. Geçtiğimiz yıl koşulan gazi koşusu Sayın Sadık Eliyeşil'e ait Hafız isimli safkan tarafından kazanılmıştır. Bugün 61.'si yapılacak olan gazi koşusuna 13 safkan tayı katılmaktadır. Anısına düzenlenen gazi koşusu vesilesiyle büyük atamızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anarız. Sayın yarışseverler, günün 5. kursuna, 61. gazi kursuna katılacak 3 yaşlı İngiliz atları piste çıktılar. 1 numaralı Gold Guard, Ertuğrul Can Kılıç'la. 2 numaralı Mon Amour, Yaşar Atçı'yla. 3 numaralı Disneyland, Ahmet Atçı'yla. 5 numaralı Nur Bey, Sedat Okumuş'la. 6 numaralı Viktor, Haydar Yüce ile. 7 numaralı Şehreminli, Mümin Çılgın'la. 8 numaralı Çiko, Süleyman Aktı'yla. Dokuz numaralı Bir Mehter, Nedim Kandur'la. 10 numaralı San Marcos, Kazım Yıldız'la. 11 numaralı Maserati Tınay Adışen'le. 12 numaralı Kadriş Ekrem Kurt'la. 13 numaralı Golden Apple Akın Özdeniz'le. Ve 14 numaralı Night Fever Kadir Altınöz'le.
ve şimdi Çiko hazırlık yapıyor. Mehter starting box'taki yerini aldı. Evet, box'ın dışındaki atlardan Maserati giriş hazırlığı yapıyor. Nur Bey ve San Marcos daha geri plandalar. Maserati de starting box'taki yerini aldı. San Marcos kulvarına yöneliyor. Geri planda Nur Bey var. Şimdi San Marcos starting box'taki yerini aldı. Nur Bey de giriş hazırlığı yapıyor. Evet, o da starting box'taki yerini aldı. Atlar starta gemine girdiler. Start verildi ve 61. Gazi koşusu başladı. Orta kulvardan Disneyland koşuyu force etme gayretleri içerisinde iç kulvarda Gold Card ve Golden Apple koşunun son 2200 metresi şu anda geçiliyor. İç kulvarda Gold Card, dışında Golden Apple, onun dışında Victor, dördüncülükte Disneyland. Koşunun son 2000 metresine doğru gidiyoruz. Bir boy farklı liderliğini Gold Card koruyor. Gene Golden Apple ve Victor ikilisinin önünde. Koşunun son 1800 metresine doğru gidiyoruz. Gold Card 1-1,5 boy farklı liderliğini şimdi Victor'un önünde koruyor. Koşunun son 1800'ü geçildi. Koşunun son 1600 metresine doğru gidiyoruz. İki boy farklı liderliğini Gold Card koruyor. Gene Victor'un önünde. Üçüncülükte Golden Apple, dördüncülükte Disneyland, daha sonra Night Fever ve Chico. Koşunun son 1600 metresi geçildi. Koşunun son 1400 metresine doğru gidiyoruz. Üç boy farklı liderliğini Gold Card koruyor. Gene Victor'un ataklarına rağmen üçüncülükte Disneyland ve Golden Apple tek at gibi koşunun son 1400'ü geçildi. 3-4 boy farklı liderliğini Gold Card koruyor. Şimdi ikinciliğe sarkan Disneyland'ın önünde. Koşunun son 1200 metresine doğru gidiyoruz. Evet, 3-4 boy farklı liderliğini Gold Card koruyor. Disneyland'ın ataklarına rağmen üçüncülükte gene Golden Apple. Fark şimdi 2 boy farklı liderlikte Gold Card koşunun son 1000 metresine gidiyor. İkincilikte Disneyland, dışında Golden Apple, dördüncülükte Night Fever. Koşunun son 800 metresine doğru gidiyoruz. 2 boy farklı liderliğini evet Gold Card koruyor. Disneyland'ın ve Golden Apple'ın önünde koşunun son 800 metresi şu anda geçilmek üzere. 1-1,5 boy farklı liderliğini Gold Card koruma uğraşı içerisinde Disneyland ve Golden Apple atak yapıyorlar. Dördüncülükte Night Fever. Evet, koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. Dış kulvardan Golden Apple atak yapıyor. Ve öndeki Gold Card ekart edip ondan koşunun liderliğini alma gayretleri içerisinde içeriden de Gold Card veriyor. Evet, ortada da Disneyland. 3 at arasındaki liderlik uğraş sürüyor. Golden Apple'a hakim olma gayretleri içerisinde dış kulvarda da Night Fever'ın atakları var. Evet, orta kulvardaki Golden Apple ve dışarıdaki Night Fever arasındaki liderlik uğraşı sürüyor. Koşunun son 200 metresine doğru geliyoruz dış kulvardan. Night Fever hakim olma gayretleri içerisinde, içeride de Mehter'in atakları var. Evet, koşunun son 100 metresi Night Fever, Golden Apple, içeride Mehter, 3 at başa baş mücadele ediyorlar koşunun son metreleri. 61. Gazi koşusunda potayı bulan at Golden Apple, Night Fever ve Mehter arasında birinci, ikinci ve üçüncülük kararı barış hakemlerinin kararına kalıyor.